Gazzelilerin güneye gittiğini, tabii ki gidebilenlerin güneye gittiğini bilirken Kudüs'te Şam Kapısı'nda olup bitenleri de aktaracağız. Bölge ülkelerinin nasıl etkilendiğini aktaracağız. Doğu Kudüs'te neler olup bittiğini aktaracağız. Farklı açılardan canlı görüntüler ekranlara gelirken cuma namazı öncesinde gerginlik seviyesinde durumda. Bunu aktarmak gerekiyor. Endişeli bir bekleyiş var. Cuma namazı öncesinde Kudüs'te olup bitenleri aktarırken bir taraftan Sderot'ta hattında da neler olup bittiğini aktarıyoruz. Çünkü tankların sınır hattına yığınak yapmakta olduğunu biliyoruz. Gerek İsrail ordusunun Suriye hattına yapmış olduğu sığınaklar, gerek Kudüs'te, özellikle de Doğu Kudüs'te tansiyonun nasıl yükseleceğine ilişkin endişeler Gözlerimizi Kudüs'teki Şav Kapısı'na çevirmiş durumda. En kritik cuma öncesi binlerce Müslüman böylesine gergin bir atmosferde Mescid-i Aksa'ya gidecek ve Mescid-i Aksa'da dükkanların kapalı olduğunu söyleyelim. Cuma namazı öncesi ve sonrasında neler yaşanacağına dönük çeşitli endişe verici ihtimallerden söz ediliyordu. İsrail askerlerinin şu anda Şam kapısında güvenlik önlemleri aldığına da şahit oluyoruz. Hem Kudüs'te hem de Gazze'de bir Cuma gerginliği var. Hamas son 24 saatte İsrail'in Gazze saldırılarında aralarında yabancıların da olduğu 13 rehininin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistin'in güneye kaydırılması yönünde bir talebini ortaya koydu. Ama Birleşmiş Milletler dedi ki İsrail'de sivillerin kaydırılması talebi iptal edilmeli. Çünkü bu bir ölüm olur. ABD Savunma Bakanı Austin de İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşecek. Saatler içerisinde İran Dışişleri Bakanı Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'la bir araya geldi. İkili görüşmeler, üçlü görüşmeler yapılmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımızdan Lübnan'daki Türk vatandaşlarına Litani Nehri bölgesinden uzak durmaları tavsiyesi de geldi. Dolayısıyla Lübnan Beyrut hattında zaten orada Hizbullah yönüyle bir yığınak yaptığını biliyoruz İsrail ordusunun. Keza aynı şekilde Suriye hattına dönük bir yığınak yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden de kuzey hattındaki Gazze'lilerin güneye kaydırılması talebini ortaya koyduğunu biliyoruz. Ekranın sağ tarafında daha geniş bir açıyla efendim Kudüs hattında Mescid-i Aksa'da görüntüler, canlı görüntüler ekranlara geliyor. Solda ise Yine atmosferin özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında nasıl seyredeceğini merakla beklediğimiz Kudüs'te içeriden görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Hamas bir protesto çağrısı yaptı. O yüzden bir gergin bekleyiş var. Kudüs'te neler olup bittiğini, dakikalar içinde neler olabileceğini, İsrail'in boşaltın bu bölgeyi demesi, Gazzelilerin kuzeyden güneye gitmiyoruz açıklaması, 1 milyon kişinin kaydırılması talebi İsrail ordusundan bir taraftan Mescid-i Aksa'nın şu anını ekranlara getirmeye devam ederken İsrail tanklarının sınırda olduğunu da biliyoruz. Kuzeyden güneye kısıtlı da olsa Gazze'li sivillerin geçiş yaptığını da şahit oluyoruz bir yandan. Gazze'li siviller kuzey hattından güneye gidiyorlar. Mısır'a doğru gidiyorlar. Önceki gün bombalanan Refah kapısına doğru gidiyorlar. Ama bu geçiş güzergahında özellikle de hastalığı bulunan kimseler, hastanelerin sevk edilmesi bir ölüm cezasıdır dedi Birleşmiş Milletler. İsrail ordusu bu talebini gözden geçirmeli, iptal etmeli çağrısında da bulundu ama İsrail'den henüz olumlu bir geri dönüş yok. Gazze'nin kuzeyi ne ölçüde boşaltılabilecek? Kaç kişi ayrılamayacak imkanların neticesinde Gazze'nin güneyine geçemeyecek bunu takip etmeye çalışacağız. Gazze'de 1537, İsrail'de 1300 can kaybı var. Tekrar edelim. Lübnan'daki Türk vatandaşlarına ilişkinde yönlendirme açıklamaları Dışişleri Bakanlığımızdan gelirken Türkiye'den gönderilen insani yardım kolileri içerisinde gıda malzemeleri de var. Mısır hattına gönderildi. Askeri uçaklarla Mısır'a gitti. Oradan tırlarla refah kapısına ulaştırılacak. Birkaç saat içerisinde bu yönde bir sevkiyatın başlayacağını da biliyoruz. Canlı yayında Türk tırlarının sevkiyatını da ekranlara getirmeyi planlıyoruz. Refah kapısında olup bitenleri aktaracağız. İsrail tankları sınırda, Gazze sınırındaki Siderot'tan tanklar geçiş yapıyor. Hali hazırda zaten namlusunu çevirmiş tankların, İsrail ordusuna ait tankların Gazze'nin kuzeyinde bekleyişine devam ettiğini biliyorduk. Şimdi anlaşılan bir hava harekatını takiben bir kara harekatı planlıyor İsrail ordusu. Çatışmanın ilk günlerinde yine birkaç haftalık nabzı giderek düşen bir çatışma olasılığına işaret edenler vardı. Ancak bu tahminlerin her geçen gün daha fazla boşa düştüğünü görüyoruz. Bir kara harekatının olmasının mümkün olmadığı, Gazze'nin insansızlaştırılmasının 2 milyona varan kişinin Mısır sınırına doğru deyim yerinde ise sürülmesinin imkanı olmadığını belirten tahminler de vardı. Ancak İsrail ordusundan korkutan talepler geldi. Tüm dünyayı endişeye çeviren, endişeyle yüzeten talepler geldi. Güney'e gidiş için tanınan 24 saatlik süreden eksilmeye devam ederken zaman Gazze'de planlanan önce bir hava bombardımanı bu kez bina